Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Evet. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil? Sevgili arkadaşlar, 6 polemiği bu hafta farklı bir şekilde yapacağım. Tek polemik var çünkü. Fenerbahçe'nin Denizlispor deplasmanında hakemin kararları. Ama bugün farklı bir program yapacağım. Dünkü kararları tartışmayacağım. Zaten herkes konuşuyor. Nelerin olup bittiğini az çok tahmin ediyorsunuz. Ben biraz olayların perde arkasına gireceğim. Neler yaşanıyor? Ne dümenler dönüyor? Ne ayak oyunları oynanıyor? Hepsini anlatacağım. Bizim biliyorsunuz kimseden korkumuz yok. Sonuna kadar da gideceğim. Herkes biliyor bu işlerin peşinden. Bugün önemli telefon görüşmeleri yaptım. Önemli insanlarla görüştüm. Neler dönüp neler bittiğini anlamaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle MHK içinde neler oluyor? Kim kimin adamı? Kim neler yapıyor? Şimdi hepsini öğreneceksiniz. Ben de aman üstü kapalı konuşma falan olmadığı için başımız zaten hep böyle giriyor biliyorsunuz. Hep mahkemelerdeyiz. Olsun. Bir mahkemelik daha alırız. Bir şey olmaz. Şimdi bir, MHK'de kim yönetici? Serdar Tatlı ve Metin Tokat. Hakem atamalarını bunlar yapıyor. Metin Tokat yapıyor. Şimdi bunlar, Serdar Tatlı ve Metin Tokat MHK'ye ilk kimin vasıtasıyla girdi? Bir hafızanızı tazeleyin, hemen bulacaksınız. Yusuf Namoğlu. Onun ekibinde yatmadı değil mi bu iki isim? Peki ne oldu? Yusuf Namoğlu döneminde işte biliyorsunuz Galatasaray lehine çok hakem hataları oluyordu. Büyük sıkıntılar oluyordu. Ve en sonunda Yusuf Namoğlu gitmek zorunda kaldı. Bugün MHK'nin gizli başkanı kim? Net söyleyeyim. Yusuf Namoğlu. Dışarıdan çok büyük etkisi var. Bunu nasıl anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Tugay Kağan Numanoğlu. Nereli? Rizeli değil mi? Yusuf Namoğlu'nun hemşerisi. Ve onunla çok yakın dostlukları olan bir isim. Şimdi Tugay Kağan Numanoğlu Fenerbahçe Beşiktaş maçını atanması sizce normal miydi? Daha hakemliğinde 9. maçıydı. Ve hiçbir tecrübesi yoktu. Ondan önde gelen bir sürü hakem vardı. Diyelim ki 25 tane hakem var. Hani Tugay Kağan Numanoğlu kaçıncı sırada yer alır derseniz 21. sırada yer alır. Şimdi onun üzerinde Ali Şans falan var işte. Arda kardeşler FIFA kokartısı takmışlar mesela. O var. Başkası var. Öteki var. Halis Özkaya inanılmaz formda bu sene müthiş maçlar yönetiyor. O var. O kadar çok hakem var ki. Neden o seçildi? Ve bir bilgi daha vereyim. Ben Tugay Kağan Numanoğlu'nun bundan sonra en fazla çok önemsiz maçları yönetip sonrasında hakemliği bitirilecek diyorum. Tugay Kağan Numanoğlu'nu kurban olarak seçtiler. Attılar önümüze. Akıllarında başka bir şey vardı. O olmadı. Olan şey genç bir hakemin hakemlik hayatı bitirildi. Artık bundan sonra hakemlik yapması çok zor. Bu hakem camiasından aldığım bir bilgidir. Bunu belirteyim. İki. Şimdi bu Rıdvan Dilmen sezonu algısını yaptılar. Hakikaten bu konuda çok başarılılar. Geçen sene zorlu algısını yapmışlardı. Şimdi hakemler içinde neler konuşuluyor? Size anlatacağım. Hakemler içinde şöyle bir algı var. Ya biz Fenerbahçe lehine karar verirsek bu Rıdvan Dilmen sezonu algısıyla bizi paramparça edecekler. Bizi algılarla yok edecekler. Hakemler maç başına 10 bin lira, 11 bin lira, 13 bin lira gibi paralar alıyorlar. Çok ciddi paralar ve bu adamların ek bir işleri yok. Yani çoğu profesyonelce hakemlik yapıyor. Hakemlikleri bitirildiği zaman ne olacak? Hayatları belki mahvolacak. Yani şimdi Deniz Ateş Bitmen ne iş yapıyordur? Hakemliği bitirildi bilmiyoruz. Yani bu adamlar tek meslekleri hakemlik ve devam etmek zorundalar bu hakemliğe. Bu nedenle de bu algılardan inanılmaz derecede etkilenmiş durumdalar. Ve Fenerbahçe lehine karar vermekten şu an inanılmaz korkuyorlar. Bütün bu insanlar şöyle düşünüyor. Diyor ki ya bunlar talimatla yapıyor. Hayır talimat yok. Bu mesajla yapılan şeyler. Mesajlar veriliyor ve hakemler bu mesajları yerine getiriyorlar. Bilinç altında olan şeyler. Adam sahada bir kritik pozisyon oluyor. İki tarafı da verebilir. Fenerbahçe'nin aleyhine veriyor bu kararı. Neden bunu yapıyor? Çünkü yaratılan algılardan da çok etkileniyorlar. Şimdi diğer bir konumuza geçelim. Metin Tokat konusu. Bakın en önemli konu bu.
Şimdi Metin Tokat, ismi Metin değil mi? İsmini nereden aldığını biliyor musunuz Metin Tokat'ın? Tahmin edin, bravo, bildiniz. Metin Oktay'dan ismi gelen, çok iyi bir Galatasaraylı. Yani şöyle söyleyeyim, Metin Tokat'ı yakından tanıyanlar, dostlarım. Şöyle anlatayım Metin Tokat'ı. Yani Galatasaray maçını izlerken evde Galatasaray gol attığımız sarmaş dolaş olan insanlar. Yani o kadar fanatikler. Hatta hakem camiasından Metin Tokat'ın dostları diyor ki ona, birçok dostu arıyorlar, ya kardeşim diyorlar, şu Serkan Tokat'ı Fenerbahçe maçlarını verme diyorlar. Duygularına hakim olamıyor diyorlar. Verme diyorlar, bak sana da zarar veriyor diyorlar. Çok dostu, çok affedersiniz, Metin Tokat'ı arayarak, çünkü herkes biliyor onların ne kadar fanatik Galatasaraylı olduğunu, Metin Tokat'ı ailesinin. Bildikleri için de, ya en azından hani Serkan Tokat'ı uzak tut da sen zarar görme diyorlar. Bu Metin Tokat'ın dostları söylüyorlar, söylüyor bunları. Bakın, adamın yıllardır hakem, yıllardır MHK'de görev yapıyorlar ama o Galatasaraylık duygusunu atamamış hala. Ve yeğeni de o duyguyla, bakın Serkan Tokat'ın görevli olduğu bütün Fenerbahçe maçlarına bakın. Hepsini tek tek inceleyin. Hepsinde bir rezalet var. Bir de Galatasaray maçlarına bakın Serkan Tokat'ın yönettiği. Duygularına hakim olamıyorlar. Ve bunlar bu nedenle de hakem camiasında çok fazla konuşuluyor. Bu adamların duygularına hakim olamaması. Bakın. Şimdi Fatih Terim bir açıklama yaptı. Dedi ki genç hakemleri istiyoruz dedi. 3 hafta önce kendi sahamıza. Kimler atandı? Önce Turgut Doman atandı. Turgut Doman ilk defa büyük bir takım maçını yönetti. 2 hafta sonra yeni bir iş saha maçında Galatasaray'ın Erkan Özdamar, Daman, Duman neyse işte Erkan Hoca atandı. Şimdi bakın Fatih Terim mesajı veriyor. Uygulama başlıyor. Şimdi bu iki hakem kim diye soracaksınız bu iki genç hakem. Bir tanesi Ankara bölgesinden, yani Metin Tokat'ın yaşadığı bölgeden, Metin Tokat'ın çok yakın olduğu bir hakem. Diğeri Eskişehir bölgesinden. Şimdi Eskişehir bölgesindeki hakem Ankara'ya yakın falan diye değil. Yani Erkan Hoca ve Turgut Hoca Metin Tokat'la yani böyle bir abi kardeş gibi o kadar yakınlar. Ve iki hakem iki hafta üst üste Galatasaray'ın iç saha maçlarında tanıyor. Bunda bir gariplik görmüyor musunuz? Ben görüyorum. Siz de eminim görüyorsunuzdur. Bakın tesadüf değil. Fatih Terim'in açıklaması sonrası iki tane genç hakem ve Metin Tokat'a çok çok yakın olan iki tane genç hakem Galatasaray'ın maçlarına tanıyor. Şimdi bu hakemler orada gidip Galatasaray'ın aleyhine bir düdük çalabilir mi? Çalamazlar değil mi? Neden? Fatih Terim şöyle baksa adamlar ilk maçlarına çıkıyorlar. Büyük bir takım. İlkilirler, korkarlar. Niye atanıyor? İşte o düdükleri çalmasınlar diye atanıyorlar. Bakın insanları göz göre göre aptal yerine koyuyorlar. Ben bunları zaten haftalardır burada anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün daha bir zemine oturtmaya çalışacağım. Başka bir isimden bahsedeceğim. Mustafa Kamil Abitoğlu. Ya Mustafa Kamil Abitoğlu, sana bir şey soracağım. Arada bir Fatih Terim'le WhatsApp'tan falan mesajlaşıyor musun, görüşüyor musun? Bak bu soruya istediğin savcıya git. Savcılar eski silmiş olsam bile WhatsApp mesajlarını çıkartabiliyor ortaya. De ki ben görüşmüyorum de. O WhatsApp mesajlarını eğer savcı bulamazsa ya da bilişim şube ya da başka bir şey onlar bulamazsa ben bu mesleği bırakırım. Öyle o kadar diyeyim. Mesajlaşıyor musun, mesajlaşmıyor musun? İlişkin nasıl? Bunu bana anlat. Bakın Türkiye'de acayip işler oluyor. Feci işler yapıyor. Bir yandan dışarıdan algı yaratıyorlar. Bir yandan atamalarla hakemlere acayip mesajlar veriyorlar. Şimdi diyelim Halis Özkan. Ya çok formda son haftalarda müthiş maçlar yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde Milan maçını falan yönetti. Ya adam sürekli önemsiz maçlara veriliyor mesela. Şimdi adam düşünüyor. Ya diyor ki neden diyor acaba ben Milan maçını yönetiyorum orada. Buraya geliyorum işte dandik kötü bir maça veriyorum. Önemli maçların hiçbirine verilmiyorum. Şimdi o zaman diyor ne yapmam gerekiyor benim diyor. Şimdi Halis Özkahya'yı bir Galatasaray maçını verseler o mesajı almış olacak zaten. Ona göre düdük çalacak. Çünkü biliyor ki
Bu düdükleri çalmadığı zaman maç alamayacak. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de işte medyadaki o alçaklar ve MHK içindeki bu adamlar işte futbolu bu hale getiriyorlar. İşte Ali Pılavıyık sonra çıkıp böyle maçı yönetiyor. Bunlar tesadüf değil. Bunlar hazırlanmış, önceden zemin hazırlanmış şeyler. Devam ediyorum. Şimdi bu ortam nedeniyle özellikle vurguluyorlar bu benim dostlarım, hakem camiasındaki dostlarım. Diyorlar ki Fenerbahçe aleyhine kararlar devam edecek. Peki neden diyorum abi, bu hakemler art niyetli değil. Bakın diyorlar, şu anda Serdar Tatlı üzerinde oluşturulan bu algı nedeniyle Fenerbahçe zan altında bırakıldı. Bu hakemler kendi aralarında konuşmalarda, işte WhatsApp gruplarında, şurada burada konuşurken aman Fenerbahçe lehine bir hata yapmayayım da beni işte topun önüne atmasınlar gibi bir algı içerisinde. Bütün hakemlerde bu var. Ve bu şöyle olmalı artık, yani yapılması gereken şey basit. Fenerbahçeliler Serdar Tatlı'nın istifasını istemediler artık. Neden istemediler? Çünkü madem Serdar Tatlı'yı Fenerbahçe'ye getirdi, tamam, hadi bakalım Galatasaray'da desteklesin Fenerbahçe'yi Serdar Tatlı'nın gitmesi için. Fenerbahçe çıksın, desin ki Serdar Tatlı istifa etsin. Ekibiyle beraber ama ha. Metin Tukat'ıyla, Mustafa Kamil Abitoğlu'yla hepsi beraber istifa etsin. Ve kim istiyorlarsa onu getirsinler oraya. Kabul edecekler mi? Etmezler. Şu anki sistem, işleyen sistem tam istedikleri gibi. Dışarıdan algıyı yarat, içeriden işe hallet. Bu öyle yürümez, kimse aptal değil. Hakem camiası içinde de çok namuslu, dürüst insanlar var ve bize anlatıyorlar bu olayları. Bunu farkına varın. Bunun bilincinde olun. Ve bizim de her şeyi bildiğimize, bizim de her şeyi duyduğumuzu, kimlerin nelerle, ne ilişkiler içinde olduğunu bildiğimize emin olun, bilin. Ona göre ne yapacaksınız gene yapın ama biz gereken her şeyi burada açıklayacağız bundan sonra. Yani bu artık, biz bunları zaten çoğu insanla konuşuyorduk, bize bu bilgiler geliyordu ama artık geldiğimiz noktada öyle bir hale geldi ki açıklamak zorunda kalıyoruz. Açıklamaya da devam edeceğiz. Ben şimdi size bir hakem listesi okuyacağım. Şimdi bakın. Ali Palabıyık, Ümit Öztürk, Serkan Tokat, Atilla Karaoğlan. Şimdi bu hakemleri bundan sonra çok dikkatli takip etmenizi öneriyorum. Bakın bu bir bilgidir. Bu içeriden alınmış bir bilgidir. Bu hakemleri çok dikkatli takip edin. Galatasaray maçlarında hangileri veriliyor bu hakemlerin? Neden veriliyor? Bugüne kadar kaç Galatasaray maçında verilmiş Ali Palabıyık? Niye özellikle Ali Palabıyık istiyorlar Galatasaraylılar? Neden? Sebep ne? Eskiden Ali Palabıyık kötü hakemdi. Galatasaray düşmanıydı. Niye haftalardır Galatasaray maçında, bu sene 4 maçını verdi Galatasaray'ın Ali Palabıyık? Neden seslerini çıkartmıyorlar? Hani bu adam kötüydü? Hani Galatasaray düşmanıydı? Hiç sesi çıkmıyor bu sene. Ne oluyor arkadaşlar? O da Ankara bölgesinden değil mi Ali Palabıyık? Tesadüfe bakın. Tesadüfe bakın. O da Ankara bölgesinden Metin Tokat'ın yakını çıktı. Bakın ne tesadüf değil mi? Tesadüf üzerine tesadüf. Bu Ankara bölgesinde ne oluyor arkadaşlar? Ankara bölgesinin bu hakemler, hayırdır bu sürekli Galatasaray maçlarına atanıyor bu Ankara bölgesi hakemleri? Biz biri anlatsın bana, sebep ne ya bu? Başka bölge mi kalmadı? 25-30 tane hakem var. Niye hep Ankara bölgesi? Niye hep Ali Palabıyık mesela? Sevgili arkadaşlar, artık öyle bir noktaya geldik ki bu bir savaş diyeyim. Türkiye'de futbol böyle oynanıyor maalesef. Böyle oynandığı için de bu savaşın da kuralları var. Bu kurallara göre hareket edeceksiniz. Bu kurallara göre davranış sergilemeniz gerekiyor. Fenerbahçelilere tek bir önerim var. Serdar Tatlı'nın istifasını çok acil isteyin. Serdar Tatlı'nın oradan görevden alınması için çok acil girişimlerde bulunun. Çünkü bu sene yine bu ayak oyunlarıyla, yine bu hakem manipülasyonlarıyla
Fenerbahçe'yi yine şampiyonluktan etmek istiyorlar. Akıllı olun, uyanık olun ve bunlara asla asla prim vermeyin arkadaşlar. Şunun farkında varın. Türkiye'de futbol maalesef sahada oynanmıyor. Türkiye'de futbol işte böyle şeylerle oynanıyor. Bundan sonra lütfen atamalara çok dikkat edin. Kimin maçında kimler örülüyor çok dikkat edin. Formalı hakemlere çok dikkat edin. Ve özellikle Ankara bölgesine çok çok dikkat edin. Göreceksiniz. Geçmişi yönelik incelediğiniz zaman da haklı çıktığımı göreceksiniz. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın arkadaşlar. Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Evet. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil?